Arkadaşlar merhaba, yeni podcast'a daha hoş geldiniz. Bu podcast'te sizlerle Raw'dan ve SmackDown'dan bahsedeceğiz. Ancak Raw ve SmackDown'a geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Geçen hafta söylentisi dolaşıyordu bildiğiniz üzere. NXT televizyona geçecek. Ve geçti. Bir haber yayınlandı ve NXT 18 Eylül'den itibaren yanlış hatırlamıyorsam USA Network'a, yani şu an Raw'ın ve SmackDown'un olduğu yere geçecek. Bunun temel sebebi şu: AEW'da çarşamba günleri olacak. AEW şovları başladığında yine onlar da Eylül'de başlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve NXT'nin AEW'ye bir rakip olması isteniyor. Şimdi bu iyi bir haber aslında bizim açımızdan temelde. Ancak şöyle bir durum var. Evet, dışarıdan overlock makinesi ayağınıza geldi diye araba dolaşıyor. Bunlar ben bitti, tükendi zannediyordum. Geri gelmişler. Ne güzel. Neyse. Bizim açımızdan iyi bir şey temelde. Çünkü bu şey demek şimdi. Bildiğiniz üzere 90'lar döneminde bir Monday Night Wars vardı. Raw ve WCW Nitro arasında. Şimdi aynı rivalry AEW ve NXT arasında göreceğiz demek bu. Yani bu da ne demek? NXT olduğundan daha iyi olacak. AEW belki olma potansiyeli olduğu şeyden daha fazla olmaya çalışacak. Yani bizim açımızdan faydalı şeyler temelde. Ama şimdi NXT televizyona geçtiği için bu da kesin değil ama böyle bir söylenti vardı ve bu çok muhtemel. Vince McMahon'ın NXT'de etkisi olacak. Evet. Vince McMahon'ın Jason Jordan'ı Kurt Angle'ın oğlu yapan Vince McMahon'ın, Hornswoggle'ı kendi oğlu yapan Vince McMahon'ın, Orman Baba'yı 3 tane mi 4 tane mi WrestleMania main event'ine koyan o Vince McMahon'ın NXT'de kontrolü olacak demek bu. Umarım olmaz. Yani Triple H'i bıraksın NXT'yi. NXT 2 saate çıkmış bu arada. Hala Full Sail'da mı olacak bilmiyorum. Hani umarım şey olmaz. Indie havasını bozmaz NXT. Yani Raw, SmackDown gibi büyük stage'ler alıp her hafta farklı yerlerde olmaz. Umarım Full Sail'da kalır. Aynı arena, aynı stage düzeninde devam eder. İstediğim şu muhtemel olan bir şey. Belki takeover'lar fazlalaşabilir. Çünkü takeover'lar az. Ve takeover'lar az olduğu için zaten NXT şovlarının geneli fazla dolu olmuyor. Bir takım şeyler oluyor. Ama hani bu şeyler NXT'nin takeover'ları yaklaşık 3-4 aylık bir arada olduğu için genelde az az oluyor. Yani bütün şovları yayıyorlar bunları. Ve NXT şu an pre-taped, yani önceden şovları kaydediyorlar. Daha sonra yayınlıyorlar. Bu Eylül'ün 18'inde bitecek. Canlı bir şekilde NXT izleyeceğiz. Heyecanlıyım. Ne yalan söyleyeyim, merak ediyorum. Buradaki tek korkum ne? Vince McMahon'ın etkisinin olup olmayacağı. Umarım Vince'in etkisi olmaz. Çünkü yani Vince'i biliyoruz. Vince'in bir şovda etkisi olunca neler olduğunu biliyoruz. Vince'in bir şovda etkisinin olmadığında neler olduğunu ise şuradan görüyoruz. Bu haftaki Raw'da Vince McMahon'ın etkisi yokmuş. Evet, Vince'in bu Raw'daki bu haftaki Raw'a karışmadığına dair bir şeyler duydum. Neyse, Raw Orman Baba'nın müziğiyle açıldı ve ben şaka yapmıyorum bu arada. Gerçekten gittim, kontrol ettim. Yanlış Raw'ımı açtım diye, birkaç ay önceki boktan Raw'larımı açtım diye. Ki daha sonra stage'in oradaki King of the Ring crown'unu ve tahtını gördüm. Okey dedim. Bir korktum, bir götüm oldum. Ah dedim, wildcard rule geri dönmüş falan. Sonra baktım promo yapmayacak, maç yapacak. Sonra Dolph Ziggler müziği çaldı. Ben böyle ağlamaya başladım. Böyle bir üzüldüm. Böyle bir kötü hissettim, anlıyor musunuz? Yani parçalandım böyle. Sonra Ziggler geldi, promo yaptı. Dedi işte dedi, "It should have been mean" dedi. Dedi Goldberg bana ZPA yaptı dedi. İşte sen dedi, işte dedi bilmem ne bilmem ne. Ben adamım, sen nesin, sen adam değilsin. Sonra tahmin edin ne oldu? Aşırı iyi bir maçtı bu arada maç. Gerçekten hiç beklemiyordum bu kadar iyi bir maç olmasını. Bir iki yerde Ziggler alacak gibi falan bile oldu. Ama tabii ki maçı kim kazandı? Orman Baba kazandı. Bu maç niye vardı bilmiyorum. Bu hani gerçekten niye vardı hiçbir fikrim yok. Çünkü ne maçtan önceki olan şeylerin bir mantığı vardı. Ziggler ve Roman Baba'ya yardım etti. Ne de maçtan sonra herhangi bir şey oldu. Maç oldu ve bitti. Live crowd Roman Reigns'i acayip cheerladı bu arada. Ziggler'ı aşırı buldular ve Roman Reigns'i aşırı cheerladılar. Değişik gelen bir cheer de var şovun sonunda bahsedeceğim üzere.
Bu maçın gerçekten neden olduğunu bilmiyorum ya. Bu yani Ziggler'a zaten üzülüyorum. Geçen hafta demiştim. Yanlış hatırlamıyorsam dememiş de olabilirim. Sanırım dememiştim ya. Şey, Dolph Ziggler SummerSlam'dan sonra WWE'den gidecekti normalde. Kontraktı bitecekmiş ve Vince onu kontraktını iptal edecekmiş ki şey olsun, hani Dolph Ziggler şey istiyordu bildiğiniz üzere. Daha doğrusu söylentiler dolaşıyor. Dolph Ziggler bana gelip kişisel olarak böyle bir şey söylemedi. Bir stand-up kariyerine odaklanmak istiyordu. Bu yüzden hani Vince'e de konuşmaya gitmiş. SummerSlam'dan sonraki mi önceki mi Raw'da. Demiş ki Vince demiş eyvallah demiş. Geçen haftaki Raw onun son Raw olacakmış. Bir tane de işte Allah senden razı olsun demeye gitmiş. Vince demiş ki bok ye. Bok ye demiş. Ve demiş ki şunu demiş, bakın ciddiyim demiş. Sana hiçbir şey yapmaman için para vermeyi yeğlerim demiş. Bunun temel sebebi ne? Vince'in piçlik yapması olabilir. Çünkü Vince McMahon'ı hepimiz tanıyoruz ve ne kadar iyi bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz. Başka bir sebep de Dean Ambrose. Dean Ambrose bildiğiniz gibi gitti WWE'den ve hemen AEW'ye katıldı. Aynısını Ziggler'ın da yapabileceğinden korkuyorlar. Umarım yapar. Umarım yapar. Çünkü Dolph Ziggler dünyadaki en iyi güreşçilerden bir tanesi. Bunu sürekli söylüyorum ve AEW'de yıllardır görmeyi istiyorum ben onu. Daha doğrusu AEW'de değil, indie'lerde yıllardır görmek istiyorum. Bullet Club'a falan katılmasını aşırı istiyorum ve AEW'de de gider umarım. Şimdi bu gerçekten saçma sapan bir şey ya. Bu çok gereksiz bir şey. Hani ya adama de ki ben senin kontraktını bitirmeyeceğim de, ya da diyorsun bırak abi. Ya hadi madem diyorsun ki abi bu adam AEW'ye giderse siker misin? Sen madem düşünüyorsun ki bu adamın potansiyeli var. Bu adam giderse bizim şirketimizden AEW'de hayvani şeyler yapar ve bizim şirketi siker. Sen bunu diyorsan lan adamı kullansana. Hani sen diyorsun ki abi bu adam giderse çok iyi güreşçi bu. Çok hayvan gibi şey yapar, bütün reytingler gider. Sen diyorsun bu adam elinde kullansana göt. Neyse çok bahsetmek istemiyorum. Gerçekten Ziggler'a şu an üzülüyorum. Tam bir SummerSlam öncesi bir push alır gibi olmuştu. İşte Shawn Michaels'a bir anda Zupa Kick yaptı. Goldberg'le maç olacağını duyunca ben dedim alır falan. Ve nasıl bittiğini hepimiz biliyoruz. Neyse. Daha sonra Jerry the King Lawler vardı bu şovda komentaride. Çünkü Corey Graves tatildeydi. Carmella'yla seks yapıyordu. Bu sebepten de Jerry the King Lawler vardı ve dedi ki işte Sasha Banks'e bir interview yapacak. Ben bunu duyunca bir üzüldüm. Sasha Banks'in şovda kendi promosunu yapmasını istiyordum bir şeye katılmadan. Talk show'a katılmadan. Üzüldüm. Sonra JR geldi işte. Dedi ki işte King of the Ring var, ondan bahsedeceğim. Sonra ben sıkıldım böyle. Böyle izliyorum. Geçesim geldi. İzliyorum ama işte bakın diyor King of the Ring hayvanı bir şey. King of the Ring çok iyi. Çok muazzam bir şov. İşte böyle böyle olacak. Şu kazanır. Raw'dan işte bilmem kim gider finale. SmackDown'dansa dedi ve ışıklar gitmeye başladı. Sonra ben boşaldım. Ciddiyim, boşaldım. Yavaş yavaş sonra Jerry the King Lawler kaçtı ringden. Stage'de bir anda durdu. Arkasında The Fiend Bray Wyatt belirdi ve Mandible Claw yaptı. 31 çekerek yani sikim acıdı yani. Sikim acıdı onu söyleyeyim. Çok güzeldi ya. Hani gerçekten Bray Wyatt şu anda WWE'deki en iyi şey. Umarım sikmezler. Şu an istediğim şey aslında direkt hani ana kemere gitmesiydi. Universal kemerine gitmesiydi. Ama madem hali böyle, yani zaten bu bir yere bağlanmaz. İşte Legend'a saldırdı. Mick Foley'e de yapmıştı. Kurt Angle'a da yapmıştı bunu. İyi. Artık ne yapar bilmiyorum. Hani ama ben şu olsun istemiyorum. Hani Bray Wyatt geldi JR'a saldırdı. 3 hafta sonra bir anda Bukati'ye saldırmasın. Hani bir feud'a girsin. Kemer alsın istiyorum. Çünkü kemerle ilginç olur izlemek. Ve Firefly Announce segmenti ben istiyorum açıkçası. Her hafta oluyordu bir dönem. Hani umarım yine olur ya, merak ediyorum nasıl olacak ama büyük ihtimalle Bray Wyatt bir ekleyecek bir şey bulamadı, ona biraz zaman lazım diye düşünüyorum. Daha sonra bir anda komentariye döndüğümüzde şeyi gösterdiler. King of the Ring crown'unu ve tacını gösterdiler. Evet, crown'unu ve tacını gösterdiler. Çünkü crown ve taç ayrı şeyler. Neyse. Sonra işte dediler bakın bu şovda King of the Ring var. Sonra Ricochet'in müziği çaldı. Ve aa dedim King of the Ring maçı var ne güzel. Sonra böyle Ricochet gelirken announcer ablamız dedi ki işte şimdi de bir tag team maçı var dedi. Ne dedim. Ve belli ki bunu diyen tek kişi ben değildim. Çünkü maç başlar başlamaz her yerde King of the Ring grafikleri gözükmeye başladı. Bir kısa bir süre boyunca.
Ve büyük ihtimalle Technician'lar da bunu benim gibi algıladı. Maçta Ricochet ve The Miz, Drew McIntyre ve Baron Corbin yendi. Demek oluyor ki büyük ihtimalle haftaya Ricochet vs. Drew McIntyre ve Miz vs. Baron Corbin olduğunda McIntyre ve Corbin alacak maçları. McIntyre'ın almasını istiyorum ama Baron Corbin. Gerçi yani şu an bu turnuvadan adam Baron Corbin şey olursa, elenirse çok çok daha rahat bir turnuva izleyeceğim. Çok korkuyorum çünkü Baron Corbin alacak diye. Umarım almaz. Benim almasını istediğim isim Kevin Owens'tı ama SmackDown'da gördüğümüz üzere böyle bir şey olmayacak. Oraya da geleceğim. Neyse. Drew McIntyre Raw'dan finale gidebilecek isim bana kalırsa Ricochet'i yener mi yenmez mi bilmiyorum. Ama yenileceğini tahmin ediyorum. King Ricochet'i görmek isterim. Ricochet'in aldığını görmek isterim. SmackDown'dan pek birini alabileceğini düşünmüyorum. Kevin Owens elendiği için turnuvadan. O sebepten de bence Drew McIntyre kazanır turnuvayı. Ha, hoş bir maçtı, beğendim. Okey, biraz gereksiz geldi sadece. Daha sonra Braun Strowman vs. AJ Styles oldu. United States kemeri için oldu. Gerçekten çok iyi bir maçtı. Bence şovu çaldı bu maç. Yani özellikle o Braun Strowman'ın dışarıya yaptığı 450 Splash harikaydı, muazzamdı. Gerçekten beklemiyordum çünkü Braun Strowman hani dropkick falan filan yapabilen bir insan ama bir anda özellikle dışarı 450 Splash yapınca koltuğumda falan böyle havalandım, üstüne falan çıktım. Bu maç bok gibiydi. Bu niye o yaşandı bilmiyorum. Ben Braun Strowman'ın United States kemerine gideceğini duyunca sevinmiştim. İlginç gelmiş AJ Styles vs. Braun Strowman, ancak öğrendik ki maçın 3. saniyesinde Karl Anderson ve Luke Gallows'un geldiği üzere böyle bir şey olmayacak. Sonra Seth Baba geldi, kurtardı Braun Strowman'ı. Sonra backstage segment oldu bir tane. Seth dedi ki, bak dedi işte Braun dedi, kemerime nasıl baktığını gördüm ama dedi, bak dedi ne yapalım biliyor musun dedi. Biz tamam belki bir tag team değiliz. Belki bir biz hayatımızda hiç böyle bir tag team olmamışız. Belki bir six man tag team maçında aynı takımda bulunmamız hariç. Ama gel biz bu tag team division'ı sikelim. Hiç böyle bir bunu hak etmemiş olmamıza rağmen gideyim arkada jenerik bir insanla konuşayım ve bize tag team kemer maçı ayarlayayım dedi. Ve sonra öğrendik ki ayarlanmış. Bu kadar kolay mı bilmiyorum. Yani niye? Neden oldu bu tek team maçı? Gerçekten bilmiyorum ama geleceğiz oraya. Daha sonra ilk King of the Ring maçı oldu. Çok güzel bir maçtı. Samoa Joe Cesaro'yu yendi. Hem de Cesaro ringe eşofmanla girdi. Evet, eşofmanla güreşecek zannettim. İyi ki güreşmedi ama güreş attire'ını görmediğim günlerde gerçekten daha rahat uyuyorum. Çünkü WWE 2K19'un Universe modunda ben insanlara daha iyi attire'lar yapabiliyorum. Ve eğer Allah'ın bir tane ergeni WWE 2K19'da sizin yaptığınız attire'lardan daha güzel bir attire yapıyorsa şirketinize bir sorun vardır. Neyse, Samoa Joe alt etti Cesaro'yu. Tahmin ettiğim buydu. Samoa Joe kazanır diyordum. Oldukça iyi bir maçtı. Bir anda Samoa Joe Cesaro'yu, Cesaro bu arada çok domine etti ama Joe en sonunda Coquina Clutch'ı alarak yenmeyi başardı Cesaro'yu. Büyük ihtimalle Samoa Joe McIntyre'la maç yapacak galiba. Yok, bir dakika. Samoa Joe kimle maç yapacak? Aynen, Ricochet ve McIntyre'ın galibiyle maç yapacak. Bu belki McIntyre'a yenilebilir demek. Gerçekten Ricochet vs. Drew McIntyre bu arada, bu benim sonucunu kestiremediğim tek maç. Haksız çıktım SmackDown'daki bir maçta ama burada da gerçekten merak ediyorum kim alacak. Haftaya göreceğiz. Neyse, daha sonra Elias'ın bir farewell müzik performansı oldu. Yani dedi ki son müzik performansım. Elias da bildiğiniz üzere 24/7 şampiyonu. Arthur Rudd böldü onu. Saçma sapan sesler falan geldi gitarına. Sonra Arthur bunu böldü. İşte finish A yaptı. Bilmem ne yaptı. Roll up yaptı ama Elias kaçmayı başardı. Okey. Yani 24/7 segmentları genelde daha iyi oluyordu. Birazcık azalttılar gibi geldi hem Raw'da hem SmackDown'da. İlginç geldi. Yani bilmiyorum, daha güzeldi. Elias ne bileyim kemerle pek olmadı gibi geliyor bana. Daha sonra Rey Mysterio'yu gördük backstage'de, jenerik bir interview yapıyordu. Ve ben inandım. Ben gerçekten Rey Mysterio'nun emekli olacağını bir an inandım. Dedi ki artık maskeyi çıkarma vakti ve yeni süperstarlara şans verme vakti. Sonra bunun böyle jenerik oğlu geldi. Bunun bir tane dünyanın en ergen gözüken saçma sapan bir oğlu var ya, yani dünyanın en saçma sapan oğlu olabilir. Çok jenerik. Dedi ki bu arada hani o çocuğun birazcık promo yapmayı öğrenmesi lazım ama neyse, hani adamın daha güreşçi değil çocuk falan.
Dedi ki işte dedi, sen dedi babanla dedi, dedemle dedi, işte onun babasıyla dedi, işte tag team oldun, onlarla maç yaptın. Ben de aynısını çocuklarıma söylemek istiyorum. Dedi. Rey de tamam dedi. Bunun çocuğunu görmek istemiyorum. Ama bunun çocuğunun bence güreşçi olabilmesi için yaklaşık bir 5-10 yıl var. NXT'den başlaması da lazım bu arada ve bunun için bence uzun bir süre var. Rey Mysterio bu süre zarfını ne yapacak acaba? Ben kariyerini bitirmekten vazgeçti. Bu süre zarfında herhalde live eventlerde Apollo kurusu tuş olacak. Neyse. Çok ilginç geldi. Daha sonra benim geçtiğim bir maç var. SmackDown Tag Team şampiyonları The New Day, Allah'ın Raven'da Revival'la maç yaptı. Ben bunu görünce ah dedim, sıçtık, Wildcard Rule geri döndü, zaten Orman Baba falan vardı şovun başında, dedim sıçtık böyle. Aa dedim, Allah kahretsin dedim. Sonra geçerken bir anda Randy Orton geldi. RKO yaptı Big E'ye. Sonra Revival'la siktiler. Revival'la Randy Orton yan yana çok hoş duruyor bu arada ama şöyle bir boşlukta duruyorlar. Çabuk sıkıcılaşabilecekmiş gibi. Yani o resmi ilk baktığımda böyle şey oluyorum. Oha falan oluyorum. 2 dakika sonra bu çok sıkıcı bir tek team değil mi falan diyorum. Yani şöyle bir durum var. Yanlış işlendiği anda çok sıkıcı olabilir. Ama şu an ilginç. Neyse işte Xavier Woods ve Kofi Kingston'a da yaptılar. Kofi geldi işte kurtarmaya çalıştı falan. Ve sonunu çok beğendim. Xavier'i tuttu Revival. Bu işte biri tepeye çıktı. Öbürünün bacağına atlayacaktı falan. O hareketlerini yapıyorlardı ki işte Randy Orton tuttu Kofi'yi, izle piç dedi. Xavier Woods acayip bağırdı. Yani Xavier Woods gerçekten çok iyi ya. Hani adam öyle bir bağırdı ki hem yapmacık durmadan hem de böyle bir inandım lan adamın bacağının kırıldığına. Harbiden inandım böyle. Kofi böyle acılar içinde baktı. Çok hoş bir andı ve bunu neden geçen hafta SmackDown'da yapmadılar? Çünkü geçen hafta SmackDown'da zaten tag team maçı olacaktı. Burada olacağını orada olsaydı Sigmen tag team maçı yerine. Randy Orton gelseydi bu segmenti yapsaydık. Ama yok. Raw'da yapmamız lazım. SmackDown kemeri için segment. Çok mantıklı. Daha sonra Women's Tag Team şampiyonlarımız Alexa Bliss ve Nikki Cross Fire and Desire yendi. SmackDown Live'ın patatesi Mandy Rose'la Sonya The Devil'ı yendiler. Alexa Bliss ve Nikki Cross şu an resmi olarak Iconic'ten daha fazla kurdu kemerlerini. En azından TV'de gördüğümüz kadarıyla. Geçen bu kemer maçı değilmiş. Şu an öğrendim. Yok pardon ya. Kemer maçıydı galiba. Burada şey yazmıyor. Kemer maçıydı falan diye yazmıyor. O yüzden bilmiyorum. Çünkü aynısı United States kemer için de yazmıyor. O yüzden oradan şey oldum. Ama kemer maçı diye hatırlıyorum. Niyeyse olmayabilir. Neyse. Hoştu. Okey. Ama Rivalry lazım. Yani siz madem bu kemerleri getirdiniz, bunlar her hafta jenerik maçları çıkmasın. Bir Rivalry yapın. Ama hoştu. Neyse daha sonra Cedric Alexander vs. Sami Zayn vardı. King of the Ring maçıydı bu yine. Şimdi bir söylenti duydum. Sami Zayn bile daha King of the Ring'e katıldığını duyduğu an ikinci tura çıkacağına inanmıyormuş. Çünkü Cedric Alexander yendi. İyi, en azından yenen isim Cedric Alexander'dı. O beni mutlu etti. Ama Sami Zayn'e üzülüyorum. Kendisi bence yeni Daniel Bryan olma potansiyelini taşıyan bir insandı. Ki hayvan gibi popülerdi belli bir dönem. Sonra Main roster'a geldi ve Main roster. Evet, Main roster. Üzücü bir yer. Neyse, Cedric Alexander'ın turnuvayı kazanacağını hiç zannetmiyorum. Ama çeyrek finallere yükselmeyi başardı ve yarı finalde elenir bana kalırsa. Karşılaşacağı isim de Baron Corbin olur diye tahmin ediyorum. Baron Corbin'i ilk turdan elemezler. Miz'i bir şekilde alt eder, kirli bir şekilde de olsa ki hani bizi korkutsunlar lan falan diye. Cedric Alexander yener sonra umarım Corbin'i. Neyse. Daha sonra arkaya geldik backstage'e. Natalya böyle sargılı çıktı. Ben dedim ya sıçtık. Sonra ne oldu? Natalya konuşuyor böyle. İşte geçen hafta dedi babam bilmem ne falan ki ben gerçekten Jimmy Neidhart'ın bu şekilde kullanılmasına rahatsız oluyorum. Bu tarz şeylerin işte Roman Reigns'in kanser olması bir dönem kullanılmıştı ve ondan da rahatsız olmuştum. Ya, tamam okey, yani bu belli ki Natalya ve ailesi için bir problem teşkil etmiyor ama gerek yok hani niye?
Tam şey güzeldi ama Sasha Banks geldi sonra bir anda sikti. Ki bahsetmeyi unuttuğum bir şey de var burada yazmıyor. Sasha Banks şovun erken saatlerinde bir backstage segmentte bulundu. Michael Cole'la interview yaptı. Çok hoştu böyle bir an hani dedim sıçtık. Çünkü böyle bir konuşurken şey oldu. İşte aynaya baktım. Bilmem ne bilmem ne bir şey bir şey bir şey. Sonra öğrendim ki saçından bahsediyor ve diye gülmeye başladım. Oldukça iyiydi. Sonra işte Michael Cole dedi ki işte saçını kimse siklemiyor dedi. Güldüm. Fazla tuhaftı ama onun demesi. Güldüm ama komik niyeyse. Sonra işte dedi ki Becky'ye niye saldırdın dedi. O dedi ki önemli değil. Ve orada da boşaldım. Sasha Banks. Ay. Yani kemeri kazanmazsa gideceğim. Burn it down. Yapacağım. Evet komikti. Gülüyor. Neyse. İşte dediğim gibi hani Natalya'yı sikti falan ve sikerken kolunu bir tane dolabın arasına koydu. Kırık kolunu. Ve dedi ki işte cehennemin dibine yok pardon Türkçesi ne oluyor? Canın cehenneme ahbap dedi ve dedi ki cehenneme gittiğin zaman babana selam söyle dostum dedi. Ben bir şey oldum. Uf falan dedim. Böyle bir güzel geldi. Çok savage geldi. Hoş geldi. Sasha Banks'in karakterinin de uygun geldi. Çünkü Sasha Banks böyle bir itici, pis, iğrenç bir insandır ya böyle. Hani şeydir, gıcık bir tiptir yani NXT'deki hali. O yüzden bir hoş geldi ama sonra düşününce ne gerek var dedim. Gerçekten saçma geldi. Neyse, şovda bahsetmeyi unuttuğum bir şey daha var. Bugatti'ye Skype'la bağlandılar. Geçen hafta Stone Cold'a bağlanmışlardı. Dünyanın gereksiz şeyiydi. Onun USA'deki yeni şovunun reklamını yapmak için böyle bir şey yapmışlardı ve dünyanın en saçma sapan şeyiydi. Bu hafta da aynısını Bugatti ile yaptılar. Dediler ki işte King of the Ring'i kim alır? İşte Bugatti de dedi Drew McIntyre alır. Bu kadar. Bu hani Skype'la Skype. Hani şey de değil. Hani böyle kaliteli bir şeyle bağlansalar kaliteli bir şekilde diyeceğim tamam. Yok. Skype ya. Skype abi. Kafayı yemişler. Neyse main event'e gelelim. Seth Rollins ve Braun Strowman DOC'yi yendi. Raw Tag Team kemerleri için. Bu 3 ay önce ya da 2 ay önce yaşanmış olsa şu an WWE izlemeyi bırakırdım. Bakın ciddi söylüyorum bırakırdım. Hayatta izlemezdim ama şu an Raw'a Paul Heyman yazıyor ve bu Raw'da şeyin Vince'in etkisi yokmuş. Yani bu yüzden bu belki iyi bir yere bağlanabilir. Live Crowd aşırı sevindi. Live Crowd çok sevindi ki çok şaşırdım yani. Ay, coştular. İşte hani bu neden aslında iyi gibi geldi? Çünkü hepimiz dedik ya yani, okey. Bunlar işte anlaşamayacak. Braun Strowman buna ihanet edecek falan filan ya da bir şeyler olacak. Kaybedecekler. Ama kazandılar. Ve şovun son görüntüsü Braun Strowman'ın Seth'in Universal kemerine bakması oldu. Ne olacak merak ediyorum. Şimdi pay-per-view'ya belli bir süre var. Tam ne kadar var bilmiyorum. Ama belli bir süre var. Bu süreyi zarfını doldurmak için de iyi bir süre bence. Büyük ihtimalle kemerleri bir hafta iki hafta sonra OC'ye geri kaybederler diye düşünüyorum. Ama şu lazım. Şu an AJ'nin rakibi kim olacak bilmiyorum. Tahmin de yürütemiyorum. Büyük ihtimalle ama King of the Ring turnuvasında eğlenen bir isim olur diye tahmin ediyorum. Yani şu an King of the Ring'de o isim diye bir rivalry'e koyamadılar. King of the Ring'den olan kim olabilir? Bilmiyorum. Ricochet olmaz umarım. Rivalry'nin uzamasını istemiyorum. Geçen hafta çünkü geri dayak yemişti. Umarım uzamaz. Yani SummerSlam'daki maçları son maçları olsun istiyorum. Boku çıksın istemiyorum. Seth de işte Braun Strowman'la maç yapacak. Okey, ilginç bir maç. Daha önce gördük görmedik mi hatırlamıyorum. Hoş olur herhalde Seth Rollins vs. Braun Strowman ama niye tag team şampiyonlar oldular bilmiyorum. Hani sadece şok ettiği için çok böyle küfür etmedim. Ama bence iyi bir yere bağlanma ihtimali var. Göreceğiz, göreceğiz. Hani şu an iyi bir şey tercihte değil, kötü bir tercihte değil diyemiyorum. Çünkü daha nereye bağlanacağını bilmiyorum. Ama Paul Heyman gerçekten bunu Paul Heyman yaptıysa bence iyi bir yere bağlanır. Raw bu kadar da geçelim SmackDown'a. SmackDown bok gibi bir şey olur. Raw çok beğenmeme rağmen. Bu arada Raw'da War Raiders da yoktu.
ilginç bir şekilde. Jabber dövmediler. Ben şimdi onlar Jabber dövmedi. Ben nasıl? Yani ben nereden hatırlayayım abi bunlar kim? Neyse SmackDown kötüydü. Raw iyiydi. SmackDown daha doğrusu SmackDown son saati kötüydü diyebiliriz. Hani yarısı iyi şu an bir yarısı ilk yarısı çok güzel. Belli bir maçtan sonrası çok kötü. Kofi Kingston ve Randy Orton'un segmentiyle açtık. Show Randy Orton gelip promo yaptı. İşte Kofi stupid işte Kofi aptal dedi. İngilizce söyleyince daha havalı oluyor. İşte bu stupid olay da nereden geliyor bilmiyorsanız açıklayayım. Randy Orton ve Kofi Kingston'ın bir maçı vardı. 2010-2011 zamanlarında Kofi Kingston daha o zamanlar yeni yeni tepeye çıkıyordu. Orada bir an vardı ve Kofi'nin RKO reverse demesi gerekiyordu Randy Orton'u yaptı. Kofi Kingston reverse demedi. O zamanki Randy Orton da gerçek hayatta çok agresif bir insan falan. Yani iğrenç bir insandı. Randy Orton da diyor yani geçmişimde pek memnun değilim diye. Ve işte Kofi Kingston orada reverse demeyince stupid diye bağırdı Kofi'ye RKO'yu yaptıktan sonra daha sonra tuş etti. Stupid olayı bu arada buradan geliyor hani bilmiyorsanız. Neyse hoştu Randy Orton işte dedi Kofi korkuyor falan işte bilmem ne bir şey. DQ'la bitti aman count out'la bitti de bilmem ne bir şey falan bir şey. Sonra Kofi'nin müziği çaldı arkadan gelip Trouble in Paradise yaptı. Sandalye aldı bacağını koydu Randy Orton'un sandalyenin arasına tepeye çıktı ki The Revival geldi. İşte dövdüler Kofi'yi falan filan. Tam nasıl bitiyordu o segment hatırlamıyorum. Galiba Revival Kofi'yi dövüyordu. O şekilde mi bitiyordu? Öyle bir şeydi. Gerçekten hafızamdan silindi sonunda ne olduğu ya. Ya, hiç, ya kusura bakmayın gerçekten ben unuttum. Abi o nasıl bitiyordu? Bir dakika. Hemen bakmam lazım. Ha Kofi Revival'ı da dövüyor ve kovuyordu. Doğru. Kofi'yi hepsini alt ediyordu. Güzeldi. Hoştu yani bu. Ben gerçekten beğendim. Geçen haftaki bok gibiydi. Daha doğrusu geçen haftaki Six Man Tag Team maçı bok gibiydi. Daha sonrasında gelişen olaylar iyiydi. Ama o Six Man Tag Team maçı dünyanın gereksiz şeyi falandı. Neyse daha sonra Andrade Almas vs. Apollo Crews oldu. King of the Ring maçıydı bu da. Oldukça iyiydi. Andrade Almas, Zelina Vega'nın Apollo Crews'u dikkatini dağıtması sayesinde kazandı maçı. Andrade Almas çok iyi bir güreşçidir. WWE'deki en sevdiğim maçta bulunmuş bir insandır kendisi ki bu da NXT TakeOver Philadelphia'da Johnny Gargano vs. Andrade Cien Almas'dır. Harika bir maçtı. İzlemediyseniz bence izleyin. Andrade Almas'ın ben turnuvayı almasını istiyorum ama açıkçası ondan daha doğru bir tercih olarak Kevin Owens vardı. Ama o da gitti turnuvadan. Ama Raw'dan biri alır diye tahmin ediyorum şu an. Yani SmackDown'da gerçekten şu an Andrade Almas'ın alabileceğini düşünmüyorum. Alırsa çok şok olurum ve çok sevinirim. Daha sonra A Moment of Bliss oldu. İşte Alexa Bliss ve şey geldi. Nikki Cross'un bu talk show'u vardı. İşte Charlotte Flair kendi şovda olmak istemiş falan geldi işte konuştu. Charlotte Flair dedi ki ben bu şirketin şeyin division'ın yüzüyüm dedi. Aksabus dedi ki işte dedi hani bazı insanlar ama şey diyor hani Bayley kadınlar şampiyonu, Bayley yüzü falan diyor. Ben demiyorum ama bazı insanlar diyor dedi. Alexa Bliss'in bu sarkastik heel'ımsı face karakterini çok seviyorum. Böyle hem heel gibi bazen böyle Nikki Cross'u kullanıyor gibi bakıyor. Öyle tavırlar sergiliyor. Bazen hakikaten face gibi böyle tatlış, iğneleyici heel'lara falan filan. Çok sevdim bu Alexa Bliss karakterini. Umarım bu şekilde devam eder. Çünkü böyle heel gibi de face gibi de gıcık gibi de değil gibi de hem heel'lara iğneliyor gibi hem arada böyle sanki kendi heel'miş gibi. Çok sevdim. Neyse işte sonra Bayley geldi. Dedi ki bilmem ne işte ben işte daha iyiyim. Charlotte dedi ki işte dedi sen daha doğrusu Bayley gelmeden dedi bunu galiba. İşte siz bir tane kimi kullanırdınız hani şirketinizin yüzü olarak mı öyle bir şey dedi hani. Kuyruklu at kuyruğu yapmış bir tane herkese işte sarılan öyle gezen bir tane gerizekalı mı yoksa işte The Queen Charlotte Flair mı dedi işte ben dedi ESPN'e gidiyorum ben işte bütün şeylere gidiyorum ben her yere gidiyorum yani sen şampiyon olabilirsin ama bu şirket benim I am SmackDown dedi SmackDown benim dedi sen sadece şampiyonsun dedi. Sonra böyle dedik okey gel dedi maç yapak dedi PPV'de dedi çünkü bildiğiniz üzere SmackDown roster'ında Charlotte Flair'dan başka kimse yok.
O yüzden Charlotte Flair'in sürekli kemer maçı alması gerekiyor ne yazık ki. NXT'den bir sürü isim gelmesi lazım yani. Gerçekten SmackDown'da kadın yok ya. İki tane kadın var. Bayley var, Charlotte Flair var. Başka kadın yok abi şans alabilecek. Ya kimse yok abi. Kim var SmackDown'da yani ne bileyim. Aklıma kimse gelmiyor. Mesela ne bileyim Ember Moon diye biri var. Ama belki heel turn yapıp alabilirdi kemeri. Ama yok Charlotte Flair'in alması lazım. Charlotte Flair'i büyük ihtimalle alacak bu arada. Pay-per-view'da. Okey. Bıktık artık hani ama okey. Ember Moon'un hani heel turn yapıp alabilirdi. Ama yazık. Neyse. Sonra işte Bayley gitti. Charlotte gitti. Böyle. Ben artık Charlotte Flair'ı sıkıldım Charlotte Flair'ı görmekten. İstemiyorum ben Charlotte Flair'ı televizyonumda görmeyi. Ben daha doğrusu Charlotte Flair'ı kemer şeyini de görmek istemiyorum ben artık belli bir süre ya. SmackDown'da 1000 tane kadın var abi. Yani en azından bir Ember Moon kemeri alsaydı ya. Hani bilmiyorum abi. En azından bir Triple Threat olsaydı abi ne bileyim. Arada başka biri de olsaydı. Şimdi Charlotte'dan ben sıkıldım ya. Asuka'nın reign'ini bitirdi bir kere. Streak'ini bitirdi. Niye it varsın? Git artık hani kemer alma. 9 kere 9 kere şampiyon olmuş abi. 9 kere kadınlar şampiyonu olmuş. Bu kadın WWE 2014'te geldi. 5 senedir burada. 9 kere kadınlar şampiyonu olmuş ve bunların büyük ihtimalle 5 tanesini falan Sasha Banks ile feud'unda aldı. Neyse. Gelelim Buddy Murphy vs. The New Daniel Bryan maçına. Bu maç çok iyiydi. Bu maçtan önce bir backstage segmenti vardı. Orman Baba dedi ki bana yalan mı söyledin? Püç dedi. Buddy Murphy dedi ki ben dedi abi dedi büyük ihtimalle gördüm. Hani Eric Rowan'ı dedi. Emin gibiyim dedi. İşte Daniel Bryan da maçtan önce promo kesti dedi ki emin gibiyim diyorsun şimdi piç falan filan dedi. Bu maçı Buddy Murphy kazandı. Bu maçı Buddy Murphy kazandı ben çok mutlu oldum ya. Hani çok mutlu oldum abi. Gerçekten Buddy Murphy kazandı. Underdog durdu. Çok hoş. Ben dedim roll up'la bir şeyle kaybedecek yok. Kazandı abi Daniel Bryan'ı. Adam temiz bir şekilde yendi. Helal olsun yani. Gerçekten beklemiyordum WWE'den böyle bir şey ya. İlginç. Buddy Murphy'yi kullanıyorlar. İyi. Keşke bir tane mid card kemeri olsa da Buddy Murphy gidebilse. Ama yok ne yazık ki çünkü bir de WWE kemeri var. Bir de tag team kemeri var şu an SmackDown'da. Bir de işte kadınlar kemeri var. Başka kemer yok. Bir tane daha mid card bir tane mid card kemeri gelmesi lazım. Hani Raw'da United States kemeri varken SmackDown'da bir şey olmaması birazcık kötü bana kalırsa. Neyse. Dediğim gibi sevindim. Daha sonra işte Revival promo yaptı. Bakın dedi işte, biz dedi işte bilmem ne bilmem ne işte SmackDown Tag Team şampiyonları olan New Day bok gibi biz çok iyiyiz biz hayvaniyiz bilmem ne bilmem ne bir şey. Heavy Machinery geldi. Okey. Bu maç oldu. Heavy Machinery vardı bu arada. Unuttuysan Heavy Machinery diye bir tag team vardı. Yaşıyorlar. Sonra oldu bu maç ve Roll Up'la yendi Revival. Okey iyiydi. Biraz geçe geçe izledim bunu ama İyiydi. Sonra Miz TV oldu. Raw Superstar olan Miz SmackDown'a geldi ve başka bir Raw Superstar olan Sami Zayn'e de bir Miz TV segmenti yaptı. Sami Zayn de dedi ki ben de sürekli maç kaybediyorum yaklaşık 200 yıldır falan. Artık bir şeylerin değişmesinin vakti ve SmackDown'daki bir süperstara kendimi adamayı düşündüm. Bu böyle bir fikir buldum dedi. Sonra Nakamura geldi. Ve ben bakın şaka yapmıyorum. Shinsuke Nakamura'nın müziği çalana kadar aklımın ucundan bile hani Shinsuke Nakamura nerede sorusu geçmedi ya. Intercontinental kemeri nerede sorusu aklımın ucundan geçmedi abi. Gerçekten bu arada hani şey değil. Şu bile olmadı. Ha, bu şovda da yoktur. Olmadım. Unuttum ya. Ben böyle bir kemer olduğunu bu şovu izlerken unuttum. Geldi sonra. Sanki böyle ne bileyim yapacak bir şey yokmuş gibi Allah'ın semizeyniyle bunlar tek team oldu ve bunu kimse görmek istemiyor ya. Bunu abi Nakamura ya bir düzgün bir feud'a girsin. Ne gerek var abi semizeyni Nakamura niye ki? Neden abi? Niye yani? Anladınız mı? Neden oluyor ki? Semizeyni Nakamura'nın ne alakası var?
Niye Nakamura zaten Intercontinental şampiyonu adam. Niye böyle bir şey yapıyor? Git Feud'a geri bir şey yap. Sami Zayn niye böyle bir... Miz'i dövdüler sonra durduk yere dövdüler bir de onu da anlamadım. Gerçekten tam WWE'de görür durduk yere insan dövülmesini de bu dünyanın en gereksiz insan dövmesi gibi geldi bana. Size de öyle gelmedi mi bilmiyorum ya. Daha önce gerçekten hiçbir böyle WWE segmenti izlerken bu çok gereksiz bir dayak atma oldu dememiştim ya. Yani neyse belki Nakamura bir şovlarda çıkmaya falan karar verir. Feud'lara bir girer bir şeyler yapar. Daha sonra günün main eventine geldik. Kevin Owens vs. Elias King of the Ring turnuvası finali. Bu şovda ayrıca şöyle bir durum vardı. Şov boyunca Kevin Owens Shane'e gidip abi çekti. Abi dedi bak dedi ailem var dedi. Kusura bakma dedi. Bokunu yiyeyim dedi. Şu şeyi bir konuşalım falan dedi. Shane de tamam dedi okey. Tamam hallederiz falan. Bakarız ama bir daha herhangi bir hakeme elini geçirirsen seni kovarım dedi. Kevin tamam abi dedi. Kevin Owens dedi tamam abi dedi. Okey ben yedim. Çok takılmadım. Okey mantıklı gibi Kevin Owens hani ailesini düşünüyordu falan filan. Bir saniye telefonu şarja takmam lazım. İşte ailesini düşünüyor falan filan dedim ama bağlandığı yer ilginç. Kevin Owens elenmesine sebep oldu şey mi? Yani Elias'la maçının ortasında geldi bir anda ve işte Kevin Owens'ın elenmesine sebebiyet verdi. Bir anda hakem olduğunu açıkladı ve hemen fast count yapıp roll up'la yenildi Kevin Owens. Okey, şovda bu arada 24/7 Championship segmenti de yoktu. İşte bir yerde sadece Elias hakem gördü bir tane ve işte dedi nerede dedi. Beni sobelemek isteyen adam. Sonra Drake'i gösterdi hakemde. Böyle hoş tatlı bir şey vardı. Elias dedi bir tane kağıt gösterdi dedik işte. 24/7 kemeri bu şov için banlanmıştır falan filan böyle bir şeyler. Okey, hoştu. Yani ilginç bir main eventti. Bu arada yani maç iyiydi de ben Kevin Owens'un alacağından %100 emindim. Çok ilginç geldi. Yani ama hani bilmiyorum. Gerçi Kevin Owens'un bir yandan elenmesi şunu da göstergesi. Bunu story-wise bir şey yapmayacaklar gibi duruyor. Yani King of the Ring gerçekten önemli duracak gibi duruyor. Hani Kevin Owens alsaydı çünkü büyük ihtimalle hikaye bir senaryoyla bağlanacaktı bir yere. Ama bunu yapmamaları şey gösteriyor bence. Okey abi bu King of the Ring'i kazanan adam legit bir insan olacak ve biz King of the Ring'e hak ettiği değeri vereceğiz. Bunu bir storyline'ımızda tool olarak kullanmayacağız demek gibi bir şey geldi bana. İyi geliyor yani. Daha sonra işte backstage segment oldu bir tane. Show boyunca Daniel Bryan ve Eric Rowan arkada bir tane başı bağlı bir adam tutuyorlardı. İşte sonra Orman Baba geldi. Açtılar adamın kafasını ve çakma Eric Rowan çıktı. İşte Orman Baba baktı çakma Eric Rowan'a ve şovun son görseli buydu. Okey, Roman Baba'nın saldıranın hani herkesin tahmin ettiği isim gibi Daniel Bryan çıkacak çok büyük ihtimalle ama ben bir yerde Lars Sullivan diye düşünüyordum. Chuck Rowan'ı gördükten sonra okey belli ki Daniel Bryan çıkacak. Neyse yani SmackDown dediğim gibi hani ilk yarısı çok güzeldi. İlk yarısını çok beğendim. Ama o Revival, Heavy Machinery, Nakamura, Sami Zayn segmenti, Elias Kevin Owens maçı falan gereksizdi. Daha güzel şeyler olabilirdi. Elias Kevin Owens maçında özellikle Kevin Owens daha iyi şeyler yapabilirdi. Hani abi çekmektense şey mükmeğine mantıklıydı. Kontekst içinde ama daha iyi bir şeyler olabilirdi. Nakamura Sami Zayn aşırı gereksizdi. Revival Heavy Machinery gereksiz bir maçtı ama hoştu. İki taraf da korunmuş gibi oldu. Main event'teki şeyi de merak ediyorum haftaya ne olacağını. Yani Raw oldukça beğendim. SmackDown'da idare ederdi sadece işte dediğim gibi hani son yarısı daha iyi olabilirdi. Neyse bu podcast'ten bu kadardı. Görüşmek üzere, hoşça kalın ve bayan bayan.